Türk gençliği birinci vazifen Türk istiklalini Türk cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur. Mustafa Kemal Atatürk. Türk gençliği hedeflerine tutkuyla bağlı olduğu sürece Türkiye daha iyi yarınlara ulaşacak. Atamızın izinde ülkemizi tüm dünyaya daha iyi anlatmak için çalışıyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. TASK TV ekranlarından merhaba, mutlu ve sağlıklı günler diliyoruz. Bugün 19 Mayıs, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü bugün bir kez daha özlemle, minnetle ve saygıyla andığımız 19 Mayıs tarihindeyiz. Aynı zamanda gençlik ve Spor Bayramımız Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti'ni kurarken gençlere emanet ettiği ve bütün ümidim gençliktedir dediği tüm gençlerimizin ulusumuzun bayramı bir kez daha kutlu olsun. TASK televizyonu olarak da çok genç bir ekiple çalıştığımız için ayrıca gurur duyduğumuzu da siz sevgili izleyicilerimizle paylaşmak istiyoruz. Tüm TASK ve TASK TV ekibi adına bir kez daha Atatürk'ü andığımız bu özel ve mutlu günde Gençlik ve Spor Bayramımızı da büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. İlk durağımız Ankara olsun. Başkent Ankara'da 19 Mayıs kutlamaları Atan'ın kabrindeki törenle başladı. Ardından da eee Gençlik ve Spor Bakanı'nın yapmış olduğu önemli açıklamalar vardı. Bir ulusun kaderinin değiştiği tarih 19 Mayıs 1919. Samsun'da bağımsızlık ateşi yakılalı 102 yıl oldu. Kurtuluşa giden ilk adımda gençler o adımın mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün huzurundaydı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasaboğlu 81 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen gençlerle Anıtkabir'i ziyaret etti. Bakan Kasaboğlu Atatürk'ün mozolesine kırmızı beyaz karanfillerden oluşan çelengi bıraktı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı okundu. Gençlik ve Spor Bakanı anıtkabir özel defterini imzaladı. Sevinçle ifade etmek isterim ki genç sporcularımız her gün artan başarı ve rekorlarla al bayrağımızı dünyanın dört bir yanında gururla dalgalandırmaktadırlar. Milli ve manevi değerlerine sımsıkı sarılmış gençlerimizle vatanımızın ve aziz milletimizin hukukuna son nefesimize kadar sahip çıkacağız. Geçmişimizden aldığımız zengin insanlık mirasını geleceğe taşırken gençlerle omuz omuz olacak ve tertemiz mazimizden aldığımız güçle İstikbalimizi, ülkemizi istikbale güvenle taşıyacağız. Gençlerimize armağanınız olan bu özel gün için size minnettarız. Anıtkabir'deki tören hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından sona erdi. bayrak taşıyıcımız Türk Hava Yolları da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla anlamlı bir çalışmaya imza attı. Milyonlarca kişinin ismi milli Futbol Takımı'nın Euro 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası maçlarında taşıyacağı uçağın üzerinde yer alacak ve devasa bir formaya yazılacak. Aynı zamanda Türk Hava Yolları 19 Mayıs için de özel bir film hazırladı. geçen yıl 19 Mayıs'ta 9 milyon yolcuyla tarihi yolculuğa imza atmıştı. Dünyada en çok yolcuyla yapılan saygı uçuşunu gerçekleştirmişti. Milleti, kaptanınız konuşuyor. Türk Hava Yolları yine ses getirecek bir çalışmaya imza attı. Milyonlarca kişinin ismi A milli futbol takımını Euro 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası maçlarına taşıyacak uçağın üzerinde yer alacak devasa formaya yazılacak. Bunun için tarihiformacom adresi üzerinden ad soyad bilgilerinin iletilmesi yeterli olacak. Uygulama 23 Mayıs tarihine kadar devam edecek. Şimdi hedefimiz hep birlikte... Bu arada Milli Bayrak Taşıyıcı Hava Yolu Türk Hava Yolları 19 Mayıs için özel bir film de hazırladı. Filmde A Milli Futbol Takım Kaptanı Burak Yılmaz'ın anonsu yer alıyor. Aziz Türk Milleti, kaptanınız konuşuyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk 102 yıl önce bugün milli mücadeleyi başlatmıştı. Bugün biz de onun izinde yeni bir yolculuğa hazırlanıyoruz. 84 milyonun kalbi bizimle atıyor biliyoruz. Şimdi hedefimiz hep birlikte daha yüksek. Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Ayıcı, vatandaşları isimlerini uçağa yazmaya ve Avrupa Futbol Şampiyonası yolunda milli takımla birlikte olmaya davet etti. Tarih yazalım. 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve... 19 Mayıs'ta Ulu Önder Atatürk'le ilgili övgü dolu sözler bu kez New Jersey Patterson Belediye Başkanı'ndan geldi. Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye'nin kurucusu olduğunu ve 19 Mayıs tarihinde Türklerin yanında olmaktan gururlu olduğunu söyledi. Petersen'daki bir park açılışında Atatürk'e övgü dolu sözler sarf eden belediye başkanı aynı zamanda ofisinde Atatürk'ün bir de fotoğrafının nasıl olduğunu belirtti. Merhaba, hoş geldiniz. I'm proud to stand with you in celebration of May 19th, And Kamel Ataturk, who I think very highly of, the father and founder of modern day Turkey. As a matter of fact, if you ever get an opportunity to visit my office, I have a picture of Kamel Ataturk at City Hall. And I want to celebrate youth and sports. And today we're at a park. We're actually announcing that we're going to get a new playground for our children. We also want to thank Kamel Ataturk for his leadership and the courage to stand up against anyone who opposes republics. Evet Ask TV ana haberi gündemdeki diğer gelişmelerle devam ediyoruz ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü andığımız bu anlamlı tarihte 19 Mayıs tarihinde onun sözleri bir kez daha ne kadar haklı olduğunu ortaya çıkarıyor. Yurtta suh, cihanda suh felsefesiyle aslında tüm dünyada barışın olması gerektiğini e, savunuyordu ulu önderimiz ve fakat yıl 2021 biz hala insanların ölümünden, ülkelerin birbirleriyle olan savaşlarından maalesef söz ediyoruz bu e, haber bültenlerinde sizlere e, İsrail'in 10 Mayıs tarihinde başlattığı Filistin'e dönük o acımasız saldırılar da sürüyor. İsrail saldırıların soruşturulması için uluslararası ceza mahkemesine başvurdu Filistin hükümeti ve 60'dan fazlası çocuk olmak üzere şimdiye kadar 250 Filistinli şehit oldu. Evler, okullar, camiler, hastaneler hatta mezarlıklar hedefte. İsrail abluk altındaki Gazze şeridine bomba yağdırıyor, sivilleri vuruyor. 10 Mayıs'tan bu yana İsrail savaş uçakları, toplar ve savaş gemileriyle yüzlerce saldırı düzenledi. Son saldırılarda Gazze'de Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde bir ev bombalandı. Bir gazeteci şehit oldu. Kentin kuzeyindeki Cibalya Mülteci Kampı yakınlarındaki bir başka evde hedef alındı. Anadolu Ajansı kameramanı Muhammed Dahlan'da Gazze'de yaralandı. Hastaneye kaldırılan Dahlan'ın durumunun iyi olduğu bildirildi. Refah kentinde ise İsrail tanklarının ateşi sonucu bir boya fabrikasıyla depoda yangın çıktı. İsrail saldırılarında travma tedavisi gören çocuklar da şehit oldu. 11 çocuğun hayatını kaybetmesi üzerine Norveç Mülteci Konseyi Genel Sekreteri Jan Egelan, tedavi gören çocukların evlerindeyken bombalandığını öğrendiğimizde yıkıldık açıklaması yaptı. İsrail'i bu çılgınlığı durdurmaya çağırıyoruz dedi. Filistin İsrail saldırılarının soruşturulmasını istiyor. Bu amaçla Dışişleri Bakanı Riyad El-Maliki Uluslararası Ceza Mahkemesi savcılığına mektup gönderdi. Mektupta özellikle Gazze ve Kudüs'ün Şeyh Cerrah mahallesinde işlenen suçların soruşturmaya dahil edilmesi talep edildi. İsrail zulmüne karşı Filistin genelinde protesto gösterileri düzenleniyor. Batı Şeria'daki gösterilere İsrail'in müdahalesinde 4 Filistinli daha şehit oldu. Gösterilerde şehit olanların sayısı 25'i geçti. Dünyanın gözü önünde Batı Şeria ve Gazze'deki katliamlarını sürdüren İsrail bir yandan Yaptıklarını haklı çıkarmak için kirli algı operasyonlarına başvuruyor. Gazze'ye, Müslümanlara adeta ölüm yağdıran İsrail, o anlara dair bir görseli sosyal medya hesabından Kur'an-ı Kerim'de yer alan bir sureyle birlikte paylaştı. Daha sonra bu tweet kaldırıldı. İsrail ordusu da skandal bir video yayınladı. Çocukların kalkan olarak kullanıldığı için öldürüldüğünü ileri sürdü. Ya, ne kural, ne kutsal değerler tanıyor, ne kadın, ne çocuk. Dünyanın gözü önünde sivillere bomba yağdırıyor, ölüm kusuyor. <laughs> İsrail zulmüne dünyadan tepkiler her geçen gün artıyor. Bölgeyi işgal planları kapsamında katliamlarını sürdüren İsrail, bu tepkilerin önüne geçebilmek içinse algı oyunlarına hız verdi. Batı Şeria ve Gazze'de yüzlerce sivili katleden, Müslümanlara ölüm yağdıran İsrail, bu oyunlar kapsamında her şeyi istismar ediyor. İsrail'in Arapça paylaşım yapan resmi sosyal medya hesabından İsrail ordusunun Rafah'taki sivil yerleşim birimini hedef aldığı bir fotoğrafla Kur'an-ı Kerim'den Fil Suresinin ilk dört ayetini paylaştı. Her türlü saldırıda hiçbir ahlaki değeri gözetmeyen İsrail, bu paylaşıma ek olarak kendilerinin haklı olduğu için Allah tarafından desteklendiklerini mesajını paylaştı. <laughs> İsrail Savunma Kuvvetleri de Twitter hesabından skandal bir paylaşım yaptı. Sitede yayımlanan bir videoda İsrail katlettiği çocukları Hamas'la ilişkilendirdi. Videoda Hamas'ın kendini savunmak için çocukları kullandığı, İsrail'in ise sivilleri korumak için savaştığı algısı oluşturulmaya çalışılıyor. Hazırlanan klipte İsrail'in roket olduğunu iddia ettiği metal parçalarının etrafında koşan çocukların görüntüsünün birçok planda gösterildiği dikkat çekiyor. İsrail ordusunun 10 Mayıs'ta başlayan saldırılarında 200'den fazla Filistinli şehit oldu. Bunlardan 60'tan fazlası çocuk. Bombardımanlarda yüzlerce yerleşim yeri, okul, cami ve devlet binası hedef alındı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın Michigan eyaletindeki bir araba fabrikasını ziyaret ettiği sırada İsrail'in saldırılarına verdiği destek dolayısıyla protesto edildi. ABD Başkanı Joe Biden, Michigan eyaletindeki Ford fabrikası ziyareti sırasında protesto edildi. Yüzlerce kişi düzenledikleri gösteride "Biden göreceksin, Filistin özgür olacak" şeklinde slogan attı. İsraili desteklemeye son vermesi çağrısında bulundu. Free, free Biden, elektrikli otomobilde deneme sürüşü yaptığı sırada bir gazeteci İsrail ile ilgili soru sormak istedi. No, you <laughs> <laughs> Başkent Washington'da da İsrail büyükelçiliği önünde toplanan göstericiler İsrail saldırılarını protesto etti. Gösteride bizim vergilerimizi İsrail için kullanmayın pankartı açtılar. Amerika Birleşik Devletleri aslında her seferinde insan hakları savunuculuğunda en ön saflarda yer alan, yer aldığını ileri süren ülkelerden biri. Peki konu İsrail olunca neden bu kadar sessiz kalıyor? Bunun sebeplerinden biri de Yahudi lobisi. New York Times'ın Amerikan-İsrail Haklı İlişkiler Komitesi'nin kongre üyelerine baskı yaptığını yazdığı haberi var sırada. ABD yönetimi ve kongresi lobilerin elinde. En etkili lobilerden biri de Yahudi lobisi. Bu sebeple insan haklarını dilinden düşürmeyen Washington, söz konusu İsrail'in insanlık suçları olunca dilini yutuyor. New York Times, Amerikan İsrail Halkla İlişkiler Komitesi'nin kongre üyelerine baskı yaptığını yazdı. İddiaya göre, Senato'nun 29 üyesinin ateşkes çağrısının ardından APEC, Yahudi asıllı vekillerin İsrail'e desteğini sağlamak için harekete geçti. Demokrat Parti'nin Georgia Senatörü Ossoff liderliğinde 29 demokrat senatör ateşkes çağrısında bulunmuştu. Demokrat Partili 25 Temsilciler Meclisi üyesinin Biden yönetimine yazdığı ve İsrail'e diplomatik baskıyı artırmasını istediği mektubunda Yahudi lobisini rahatsız ettiği belirtiliyor. İsrail savunucusu vekillerden Gregory Mix'in Demokrat Partili vekillere 735 milyon dolarlık hassas güdümlü silahların İsrail'e gönderilmesinin ertelenmesini isteyeceğini söylemesi üzerine Yahudi lobisinin endişelendiği belirtildi. Washington koridorlarında siyasi çıkarlar, insani kaygıların önünde ilerliyor. Gazzeliler ise bölgede bir sonraki bombardımanın hedefi kendileri mi olacak kaygısı taşıyor. İsrail-Filistin arasındaki krize karşı gösterdiği tavır Amerikan Başkanı Joe Biden'ın başına arıtmaya devam ediyor. Washington Post, İsrail-Filistin meselesinde sol kanattaki bölümde bölüme Joe Biden için problem olacak başlığıyla makale yayınladı. İsrail ve Hamas arasındaki son çatışmaların bölgede anlaşma sağlanmasının ne kadar zor olduğunu ortaya koyduğuna dikkat çekilen makalede bu çatışma aynı zamanda Başkan Biden için konuyu kendi partisi içinde nasıl yönlendireceğinin ne kadar zor olduğunu da gösterdi görüşü paylaşıldı. Demokrat Parti'nin bir zamanlar İsrail'in sıkı dostu olduğunun anımsatıldığı makalede Yahudi Amerikalılarında bu parti için büyük oy potansiyeli barındırdığı kaydedildi. Son yıllarda demokratların İsrail'e bakışında ciddi değişiklikler olduğunun vurgulandığı makalede 2019'da yapılan bir ankette demokratların %35'inin İsrail'i dost olarak görmediği, bu oranın cumhuriyetçiler arasında %18 olduğu anımsatıldı. Senato'daki 48 demokrat senatörden 28'inin ateşkes çağrısı yaptığının ve bunun sürpriz olmadığının anımsatıldığı makalede, bu ayrılık demokrat seçmenler arasında İsrail-Filistin çatışmasında hangi tarafta olunacağına yönelik görüş ayrılığını net bir şekilde yansıtıyor. Bu durum basit bir geçici durum olarak değerlendirilemez. Biden konuyu çözmeye çalışırken ya da daha büyük Orta Doğu meseleleriyle uğraşırken bu ayrışmayı görmezden gelemez ifadesi yer aldı. And Vice and the ABD başkanlarının kendi parti seçmeninin çok da uzağında kararlara imza atamayacağının belirtildiği makalede, bu basit gerçekler Biden'ın parti tabanından doğan siyasi sermayesini İsrail'e yönelik mevcut politikayı sürdürmeye kullanacağı anlamına gelecek. Şu anki krizde elbette bunu yapabilir. Ancak görev süresinde İsrail ve Demokrat Parti seçmeni arasında giderek artan ayrışma arasında mevcut politikayı sürdürüp sürdüremeyeceği hala cevabı olmayan bir soru denildi. When I said I get 100 million done. İsrail Filistinlilere yaptığı zulmü dünyaya duyurmaya çalışan gazetecilere de engel oluyor. CNN muhabiri Ben Vediman Kudüs'te İsrail güçleri tarafından tartaklandı. Yaşanan olayı aktarmaya çalışan gazeteciler de bölgeden uzaklaştırıldı. Gazze'de medya kuruluşlarının bulunduğu binayı vuran İsrail güçleri şimdi de CNN muhabirini tartakladı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne hedef alan saldırıları sürerken Kudüs'te de şiddet olayları yaşanıyor. CNN International'ın Kudüs muhabiri Ben Weadman bölgede yaşananları görüntülemek istedi ancak İsrail güçleri gazeteciyi önce tartakladı, ardından bölgeden uzaklaştırdı. Ready. O anlar olay yerinde bulunan diğer medya mensupları tarafından saniye saniye kaydedildi. Bölgede uluslararası medya kuruluşları için çalışan gazeteciler benzer olayların sık sık yaşandığını söylüyor. İsrail güvenlik güçlerinin şiddetine maruz kaldıklarını belirtiyorlar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığının kendisini Yahudi karşıtlığıyla suçlayan açıklamalarına sert tepki gösterdi. İsrail'in katlettiği siviller karşısında ne yapalım? Alkış mı tutalım diye sordu. Erdoğan mazluma sahip çıktığımız için bedel ödenmesi gerekiyorsa öderiz dedi. Herkesin gözü önünde çoğu çocuk ve kadın yüzlerce masum insan Teknolojinin son ürünü ağır silahlarla öldürülüyor. On binlerce insanın evleri başlarına yıkılıyor. Dünyaya demokrasi, insan hakları, hukuk, adalet, özgürlük, güvenlik vaazı veren uluslararası kurumlar ve devletler ise bu zulmü sessizce seyrediyor. Öbür taraftan bize de ne diyorlar? Erdoğan bu şekilde konuşmamalı. Ne yapmalı? Alkış mı tutmalı? Birileri şöyle demiş, böyle demiş. Onlar bizi ilgilendirmiyor. Bizi ilgilendiren eğer hak, adalet, demokrasi diyorsak gereğini yapacağız. Gençlerimizle birlikte dünyanın her yerinde olduğu gibi. Filistin'de yaşanan zulme var gücümüzle karşı çıkmayı sürdüreceğiz. Şayet zulme direnmek ve mazluma sahip çıkmak için bir bedel ödenmesi gerekiyorsa bunu da ödemekten asla çekinmeyeceğiz. Eğer bugün Kudüs'te yaşananlara sessiz kalırsak yarın sıranın diğer mukaddes şehirlerimize de geleceğini biliyoruz. ve Ankara'da Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dönük Yahudi karşıtlığı ithamına sert tepki gösterdi. Açıklama şiddetle kınandı. İsrail'in masum sivillere yönelik saldırılarına dikkat çekilirken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaşanan vahşet karşısında sessiz kalmasının düşünülemeyeceği ifade edildi. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Yahudi karşıtlığıyla suçlayan açıklamasına Ankara'dan sert tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı ithamları reddetti. ABD yönetimine çağrı yapıldı. ABD yönetimini liderlerimize yönelik haksız ve asılsız ithamlarda bulunmak yerine İsrail'in sivil halka yönelik saldırılarının durdurulması için çaba sarf etmeye davet ediyoruz denildi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun ABD'ye tepki gösterdi. Açıklamaların kabul edilemez ve dehşet verici olduğunu belirtti. Bu artık çok bıktırsa ve bayatlasa da bizi zalimlere zalim demekten alıkoymayacak. Cesur ve sözünü sakınmayan liderimizi Yahudi karşıtlığıyla suçlayarak mücadelesini lekelemeye çalışmak son derece dehşet verici bir durum ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalınsa, söz konusu açıklamayı kınadıklarını ve reddettiklerini ifade etti. İsrail'in Filistin halkını zorla evlerinden çıkartıp sivilleri hatta bebekleri katlederken Cumhurbaşkanımızın bu vahşete sessiz kalması düşünülemez. İsrail'in yapmış olduğu katliamlar antisemitizm yaftasıyla örtülemez değerlendirmesinde bulundu. Halbuki ister bir sanat eseri olsun ister akademik Avrupa Parlamentosu 2019-2020 Türkiye Raporu Genel Kurul oturumunda görüştü. Görüşmede Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesi ve işbirliğinin önemine vurgu yapıldı. Avrupa Parlamentosu Türkiye için hazırlanan 2019-2020 raporunu Genel Kurul oturumunda görüştü. İlk olarak Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Nacho Sanchez Amo raporla ilgili Avrupa Parlamentosu milletvekillerini bilgilendirdi. Sanchez AB'nin Türkiye ile pozitif gündeme ihtiyaç duyduğunu belirtti. Eleştirel olabiliriz ama kapıyı açık bırakmalıyız ve olumlu ilişkiyi geliştirmeliyiz şeklinde konuştu. Türkiye'ye üçüncü bir ülke gibi davranamayız çünkü değil diyen Sanchez Türkiye ile statüsüne uygun ilişki kurulması gerektiğini vurguladı. Avrupa Birliği dönem başkanı Augusto Santos Silva ise Türkiye ile işbirliği ve karşılıklı faydaya dayalı bir ilişki geliştirmede stratejik çıkarlarının bulunduğunun altını çizdi. Silva, Türkiye ile kademeli ve orantılı şekilde işbirliği geliştirmek istediklerini belirtti. İlişkilerin Haziran ayında AB liderler zirvesinde tekrar görüşüleceğini hatırlattı. And the AB'nin genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Varheli de ilişkilerin Doğu Akdeniz ve Kıbrıs konuları nedeniyle son yıllarda gerildiğini söyledi ancak gerilimin azaldığına vurgu yaptı. Varheli, işbirliği ve karşılıklı fayda temelinde Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesinde AB'nin çıkarı bulunmaktadır dedi. Türkiye'deki istikrar ve refahın Avrupa Birliği'nin faydasına olduğunu belirtti. Raporun tamamı üzerindeki oylamaların ardından bugün son halini alması ve kabul edilmesi bekleniyor. Ve gündemdeki bir diğer başlık elbette koronavirüs. Dünyada 164 milyon 920 binin üzerinde kişi koronavirüse yakalandı. Can kayıpları ise 3 milyon 419 binin üzerinde. Hindistan'da vaka sayısı son 3 gündür 300 binin altında seyrediyor. Geçen ay can kayıplarının 6 kat arttığı ülkede bir günde 4500'ün üzerinde kişi hayatını kaybetti. Aşılamada ise 1,5 ay içinde yarı yarıya hız kaybedildi. Günlük aşı dozlarının sayısı Nisan başında 4 milyonken bu hafta rakam yaklaşık 2 milyona düştü bazı Asya ülkelerinde salgının kontrol edilememesi nedeniyle kısıtlamalar yeniden artırıldı. Tayvan'ın başkenti Taipei'de okullar, spor salonları ve havuzlar kapatıldı. Malezya'da bir yıl içinde ikinci kez ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Singapur'da yeme içme mekanları kapatıldı. Okullar yeniden uzaktan eğitime geçti. 6 aylık kısıtlamaların ardından Fransa'daki kafe ve restoranlar yeniden açıldı. 30 Haziran'da tam açılım öncesinde müzeler, sinemalar ve tiyatrolarda hizmete başladı. Dünyada 210 ülke ve bölgede 1,5 milyardan fazla doz aşı uygulandı. Bu dozların yarısından fazlası Çin, Amerika Birleşik Devletleri ve Hindistan'da yapıldı. Avrupalıların %32'si ilk doz aşılarını olurken aşıların henüz uygulanmadığı ülke sayısı ise 11. Japonya aşı konusunda en yavaş hareket eden ülkeler arasında 126 milyon nüfuslu Japonya'da halkın %3'üne bir doz aşı yapıldı. Aşı kampanyasını hızlandırmak için diş hekimlerinin ardından bu kez de eczacıların koronavirüs aşısını yapmaları gündemde. Avrupa Birliği ise sınırlarını açmaya hazırlanıyor. Alınan karara göre Haziran ayı içerisinde iki doz aşısını yaptıranlara birliğin kapıları açılacak. 27 üye ülkenin bulunduğu Avrupa Birliği'nde zorunlu olmayan seyahatlere konulan yasak kaldırılıyor. Kıta'daki işletmeler virüs kısıtlamalarının aşamalı olarak kaldırılması sonrası kapılarını teker teker açıyor. Ancak yaz turizm sezonuyla ilgili endişeler sürüyor. Birliğin onayladığı aşı dozunu aldıklarını kanıtlayabilen yolcular Avrupa Birliği ülkelerine girebilecek. Buna ek olarak yeşil listede bulunan ülkeler için de vaka limiti yükseltilecek. İki hafta boyunca 100 bin kişi başına vaka sayısı 25'ten 75'e çıkarılacak. Konu Cuma günü Avrupa Parlamentosu ve Konseyinde görüşülecek. Kararın Haziran ayı içinde yürürlüğe girmesi olası. Amerikan Başkanı Joe Biden ürettikleri 20 milyon doz Pfizer-BioNTech, Moderna ve Johnson Johnson aşısını Haziran ayı sonuna kadar diğer ülkelerle de paylaşacaklarını açıkladı. Good afternoon. ABD Başkanı Biden, Beyaz Saray'da koronavirüsle mücadele kapsamındaki aşılama sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ülkedeki aşılama çalışmaları sayesinde 50 eyaletin tamamındaki vaka sayılarının düştüğünü vurgulayan Biden, bu virüse karşı mücadelemizin bittiği anlamına gelmez. Ancak tünelin sonundaki ışık her geçen gün büyüyor dedi. Joe Biden hala aşılarını yaptırmamış kişilerin de bir an önce aşı olması gerektiğini belirterek aşı programımız dünyada lider konuma yükseldi. Bugün dünyaya yardım etmek için ek adımlar atıyoruz ifadesini kullandı. Virüs tüm dünyada kontrol altına alınana kadar ABD'nin güvende olamayacağına işaret eden Biden, Mart ayında 4 milyondan fazla AstraZeneca aşısını dünya ile paylaştık. Nisan sonunda da 60 milyon doz aşıyı dünya ile paylaşacağımızı duyurduk. Bu aşı ABD'de henüz onaylanmadı diye konuştu. Biden, ABD'de üretilen bütün AstraZeneca aşılarının dünya ile paylaşılacağının altını çizerek ayrıca bugün Moderna, Pfizer ve Johnson Johnson aşılarının da dünya ile paylaşılacağını duyuruyorum. Haziran sonuna kadar tüm dünyayı korumaya yetecek kadar aşımız olacak gelecek 6 hafta içinde ekstra 20 milyon dozu da dünya ile paylaşacağız açıklamasında bulundu. Covid-19 salgınının bitirilmesi için uluslararası alanda da adımlar atılacağını dile getiren Biden, bu konudaki programlarını gelecek ay katılacağı G7 zirvesinde açıklayacağını kaydetti. New York valisi Andrew Cuomo, koronavirüs dönemindeki çalışmaları konu alan Covid-19 Liderlik kitabından 5.1 milyon dolar gelir elde ettiğini duyurdu. Uh, in New York valisi Andrew Cuomo, tartışmalara konu olan Amerikan krizi COVID-19 salgınından Liderlik Dersleri adlı kitabından ne kadar gelir elde ettiği belli oldu. Cuomo'nun yayın evinden 3,1 milyon dolar ödeme aldığını, geri kalan 2 milyon doları da 2 yıl içerisinde alacağını belirtti. Eyaletin salgın kaynaklı krizin ortasında olduğu bir dönemde kendini takdir eden kitabından servet elde etmesi eleştirilen Cuomo, imajını güçlendirmek için COVID-19 bağlantılı ölümlere ilişkin sayıları gizlemekle suçlanıyor. Kitap genel olarak valinin günlük COVID-19 bilgilendirmeleri ve konuya ilişkin basın açıklamalarından oluşuyor. Cuomo'nun elde ettiği gelirin 500 bin dolarını bağışladığı, geri kalan miktarda 3 eşit parçaya bölerek kızlarının hesabına yatırdığı bilgisi paylaşıldı. ABD, COVID-19 salgınından en fazla etkilenen ülkelerin başında gelirken, yalnızca New York'ta resmi verilere göre bugüne kadar en az 53 bin kişi COVID-19'dan hayatını kaybetti. Uzmanlar ABD'de COVID-19'dan ölenlerin sayısının resmi olarak açıklanandan daha fazla olabileceğini iddia ediyor. Pentagon 60 bin kişilik gizli bir ordu mu kurdu iddia Amerika Birleşik Devletleri Newsweek dergisinde yer aldı. Habere göre gizli ordunun ana görevi savaş bölgelerine veya düşman ülkelerde terörist takibi yapmak. Newsweek dergisi, Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı Pentagon'un kendi içinde gizli bir ordu oluşturduğunu yazdı. Bu yapı içerisinde yer alan askerlerin çoğunluğunun sivil kılığına girerek görevleri yerine getirdiği ifade edildi. Bu birimde yer alan asker sayısı da çarpıcı. Yaklaşık 60 bin kişi gizli ordunun bünyesinde yer alıyor. Bu rakam CIA'in yeraltı görevli sayısından 10 kat daha fazla. Gizli ordunun yarısından çoğu ABD ordusundaki özel harekat kuvvetlerinden oluşuyor. İstihbaratçılardan dil bilimcilere, sosyal medya uzmanlarından bilişimcilere birçok farklı grup ekip içinde yer alıyor. Pentagon'un gizli ordusunun ana görevi, savaş bölgelerinde veya düşman ülkelerde terörist takibi yapmak. Bu birliklerin özellikle Rusya ve Çin'e karşı günümüzde gittikçe önem kazanan hibrit savaşlarda aktif kullanıldığı belirtiliyor. Yaklaşık 10 yıldır faaliyet gösterdiği iddia edilen gizli ordu için 130 özel şirketin her yıl en az 900 milyon dolar harcadığı kaydedildi. Bu şirketlerin sahte isimler altında çalışan kişiler için belgeler oluşturduğu, Orta Doğu ve Afrika'nın en ücra köşelerinde bile dinleme ve gözetim için özel cihaz ve ekipman ürettiği belirtildi. Amerika Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden'ın 2020 yılındaki gelirleri 607.336 dolar olarak açıklandı. Biden ailesi geçen yıl 157.414 dolar vergi ödedi. Beyaz Saray'dan Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in vergi beyannamelerini açıkladığı duyuruldu. Buna göre Biden çifti 2020'de 607.336 dolar kazandı. Başkanlık kampanyası nedeniyle 2019'a göre gelirinde düşüş yaşandığı görülen Biden ailesi, geçen yıl 157.414 dolar federal gelir vergisi ödedi. Biden çifti 2019'da 944.737 dolar gelir elde etmiş, 299.346 dolar federal gelir vergisi ödemişti. Biden ve eşi geçen yıl toplam gelirlerinin %5,1'ini 10 farklı hayır kurumuna bağışladı. Başkan yardımcısı Harris ve eşi de geçen yıl 1 milyon 695 bin 225 dolar gelir elde etti. Harris ailesinin geçen yıl için ödediği federal gelir vergisi ise 621 bin 893 dolar olarak hesaplandı. Harris çifti 2020'de hayır kurumlarına 27 bin 6 dolar bağışladı. 9 yaşındaki otizmli çocuk havaalanında hareket halindeki bagaj taşıma bandına çıkınca görevliler alarma geçti. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki olayda çocuğa banda çıkış ve ardından güven görevlilerin onu yakalama çabası da kameralara yansıdı. Havaalanında bagaj taşıma bandına giren otizmli çocuk korkuttu. Olay Amerika Birleşik Devletleri'nin Minnesota eyaletinde yaşandı. 9 yaşındaki otizmli çocuk havaalanında hareket halindeki bagaj taşıma bandına çıktı, ortadan kayboldu. Güvenlik kamerası kayıtlarına yansıyan olayda görevliler banda atlayan çocuğu bütün çabalara rağmen yakalayamadı. Çocuk önce X-ray cihazına girdi. Havaalanı personelinin bandı durdurmaya yarayan acil durum butonuna bastığı ana kadar 10 dakika boyunca bantta da ilerledi. Havaalanında büyük paniğe yol açan olayda çocuk şans eseri yara almadı. ülkelerin havalarında da değişiklikler ve sebep oldukları maalesef ölümler var. İlk turam Hindistan olacak. Hindistan'a vuran tavuk Tay Tayfun'unda can kaybına sayısı artıyor. Son 20 yılın en şiddetli tropik fırtınasında hayatını kaybedenlerin sayısı 29'a yükseldi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Louisiana eyaletinde ise aşırı yağışlar sele sebep oldu. Bir kişi hayatını kaybetti. Rusya'da ise Mayıs ayında Mayıs ayının daha doğrusu en sıcak günü yaşandı. Ağaçları yerinden söktü, çatıları uçurdu binlerce ev kullanılamaz hale geldi. Son 20 yılın en şiddetli tropik fırtınası olarak nitelendirilen Tauktay kasırgası Hindistan'ın Umman Denizi kıyılarını etkisi altına aldı. Felakette yaşamını yitirenlerin sayısı 29'a yükseldi. Gujarat one... eyaletinde hızı saatte 185 kilometreye ulaşan rüzgar denizde dev dalgalara yol açtı. 16 bin ev yıkıldı, 200 bin kişi tahliye edildi. Koronavirüs tedavisi gören hastalar güvenli bölgelere nakledildi. Kasırga nedeniyle Mumbai kenti açıklarında batan gemidekileri kurtarma operasyonu sürüyor. Kıyıdan 14 kilometre uzakta alabora olan ticari gemideki 183 kişiye ulaşıldı. 3 savaş gemisi ve helikopterle yürütülen operasyonda kayıp 78 kişi aranıyor. Kentin kuzeyinde batan bir yük gemisinden de 35 kişi kurtarıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Louisiana eyaleti de sele teslim oldu. Bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de kayıp. This after overnight... Rusya'da ise sıcaklık rekoru kırıldı. Termometrelerin 29 dereceyi gösterdiği Moskova, Mayıs ayında son 124 yılın en sıcak gününü yaşadı. Halk serinlemek için göl kenarına ve parklara akın etti. St. Petersburg kentinde birçok noktaya yıldırım düştü. Kentin ünlü Aziz İshak Katedrali'ne düşen yıldırım kameralara yansıdı. İki kişinin yaralandığı fırtınada trafik lambaları devrildi. 14 araç zarar gördü. <laughs> Son iki günde Fas'tan İspanya'ya bağlı Ceuta'ya geçen göçmenlerin sayısı 8 bin kişiyi aştı. İspanyol hükümeti yasa dışı göçü durdurmak için sınırı asker gönderdi. İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'ya geçen düzensiz göçmenlerin sayısı giderek artıyor. Son iki günde Fas'tan Ceuta'ya geçen göçmenlerin sayısı 8 bini geçti. Yüzlerce göçmen yüzerek ya da botlarla kıyıya çıktı. Göçmenlerin arasında çocuklar da vardı. İspanya, Ceuta sınırındaki güvenliği artırdı. Polis ve jandarma takviyesi yetersiz kalınca İspanyol hükümeti sınırı asker konuşlandırdı. Askerler göçmenleri durdurmak için cop ve sis bombaları kullandı. Göçmenlerden fenalaşanlar oldu. İspanya İçişleri Bakanı göçmenlerden yaklaşık yarısının geri gönderildiğini açıkladı. Sınırı koruyacağız dedi. Krizden dolayı Paris ziyaretini iptal eden İspanya Başbakanı Pedro Sanchez helikopterle Ceuta'ya giderek incelemelerde bulundu. Brüksel Fas'a çağrıda bulundu. Göçmenlerin Ceuta'ya girişini durdurmasını istedi. Madrid Büyükelçisi'ni istişarelerde bulunmak için Rabat'a çağırdı. Otomobil sektöründeki çip krizi büyüyor. Krizle ilgili Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings'ten bir açıklama geldi. Fitch'e göre küresel çaptaki çip sorunu yıllık otomobil üretimi ve satışlarını %5 azaltacak otomotiv sektörü yarı iletken çip tedariki sıkıntısı yaşıyor. Bu nedenle otomobil üreticileri ya üretime ara verdi ya da üretim miktarını düşürdü. Konuyla ilgili uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'ten açıklama geldi. Fitch'e göre çip sıkıntısı bir süre daha devam edecek. Birçok otomobil üreticisi 2021'in ikinci çeyreğinde ağır baskılarla karşılaşacak. <laughs> Fitch, çip sıkıntısının 2022'nin başında azalacağı görüşünde, ancak etkisi piyasalarda tahmin edilenden büyük olacak. Küresel çapta yaşanan çip sorunu nedeniyle otomobil satışlarında yıllık %5'lik azalma bekleniyor. Otomotiv firmaları en karlı modelleri piyasaya sunarak üretim kaybının nakit akışı üzerindeki etkisini dengelemeye çalışacak. Türk SİHA'ların başarısı Çin'de de ilgiyle takip ediliyor. Devlet televizyonunda yayınlanan programda Selçuk Bayraktar SİHA alanında bir deha olarak nitelendirildi. Türk SİHA'ları ve Selçuk Bayraktar'ın çalışmaları ses getirmeye devam ediyor. Yerli imkanlarla geliştirilen insansız hava araçları bu kez Çin'de konuşuldu. Çin televizyonunda yayınlanan bir programda Selçuk Bayraktar SİHA alanında bir deha olarak gösterildi. Savaş Sanatı isimli programda konuşan Çinli uzman Son Yi Chang, Selçuk Bayraktar'ın başarısını övdü. Ha. Devlet televizyonunda yayınlanan programda bayrakların özgeçmişine ilişkinde bilgi verildi. Bayrakların ABD'deki eğitimi sırasında SİHA'ların yazılım ve elektroniği konularında uzmanlaştığı, daha sonra ülkesine döndüğü hatırlatıldı. Çin'de 70 katlı bir gökdelen aniden sallanmaya başlayınca büyük korku yaşandı. Binlerce kişi panik halinde kendini dışarıya attı. Binanın neden sallandığı ise belirsizliğini koruyor. Çin'in Shenzhen şehrindeki 300 metre yüksekliğindeki gökdelen beşik gibi sallandı. O anlarda büyük panik yaşandı. Binlerce kişi binadan dakikalar içinde dışarı çıktı. 70 katlı gökdelenin neden sallandığıysa henüz bilinmiyor. Yetkililer sallantının bir sismik hareketlenmeden kaynaklanmadığını duyurdu. Sokaklarda da çatlar rastlanmadı. <laughs> Guangzhou kentindeki Amerikan konsolosluğu olay sonrası vatandaşlarını uyardı. Çinli yetkililerin yeterli bilgi vermediği savunuldu. Bu nedenle plaza ve çevresinden uzak durulması istendi. <laughs> Çelik altyapısı olan binada hasar oluşmadı. Çatısında bir helikopter pisti bulunan 20 yıllık binanın ilk 10 katı elektronik ürün satan dükkanlarla dolu. Geri kalanı ise ofislerden oluşuyor. Bu haberle birlikte Task TV ana haberi bugünlükte noktalıyoruz. Gündemde öne çıkan gelişmelerle tekrar karşınızda olmak dileğiyle hoşçakalın.